Yani baştan aşağı bu konuda çok tutarsız ve ikiyüzlü, son derece ikiyüzlü bir politika izliyorlar. Vatandaş şöyle bakıyor, düşünüyor. Şimdi S-400 Ruslardan aldığımız bu füze, şimdi biz Amerikan uçaklarını bununla vurabiliriz. Evet. Şimdi bakın, Türkiye ekonomisini, Türkiye'yi vurmak için Amerikan emperyalizminin herhangi bir uçağa ya da füzeye ihtiyacı yok. Dolayısıyla Amerikan emperyalizmine karşı S-400'ler işlemez. Bunu net olarak söyleyeyim. Çünkü Türkiye'nin bugün yabancı para mevduatları normal bütün mevduatlar içerisinde %53 noktasına ulaştı. Bunun adı dolarizasyondur. Şu Türkiye'nin 450 milyar dolar dış borcu varken, mevduatların yarısından fazlası yabancı para iken, yani Türkiye ekonomisinin damarlarında dolar dolaşıyorken, siz Amerikan emperyalizmine karşı mücadele edemezsiniz. Mücadele etmek isteyen de başka şeylerle uğraşmayacak, bununla uğraşacak. Türkiye'nin damarlarındaki dolar zehrini temizlemek için ne yapıyor bu hükümet? Hiçbir şey yapmıyor. Çünkü samimi değiller. Çünkü Amerikan emperyalizmine göbekten bağlılar. Çünkü Tayyip Erdoğan Türkiye'deki Amerikan tekellerini sarayda ağırladı ve sizin güvenceniz benim dedi. Türkiye'deki doların, Türkiye'deki Amerikan tekellerin, Avrupalı tekellerin garantisi olan bir hükümetin öyle S-400 işleriyle dış güçlere karşı mücadele etmesinden bahsedemeyiz. Şu anda ikide bir çıkıp konuşuyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, böyle S-400'ler şunlar bunlar. O önce boynundaki Amerikan liyakat madalyasını çıkarsın. O madalya çıkmadı müddetçe söylediği tek kelimenin itibarı yoktur. Kimse de güvenmesin.